Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Samsung Galaxy S9'un kutu içeriğini göz atıyoruz. Telefon bize kısa bir süre önce ulaştı. Lilac Purple dediğimiz model var. Leylak pembesi gibi bir rengi şey çevirebileceğimiz 64 GB'lık sürüm var karşımızda. Hemen kutudan bir açalım bakalım neler var kutu içerisinde. Şöyle kenara koyalım. Kutumuzu açıyoruz ve pembe, leylak pembesi olan telefonumuz hemen karşımıza çıkıyor. Çok şık, çok güzel. Fena da bir ağırlığı yok. Yani çok hafif değil ama çok ağır da değil. Ele iyi oturuyor. Sonsuz ekran vesaire gibi özellikleri zaten vardı. Hemen şöyle alt tarafa biraz bakalım. USB 3.1 Type-C var burada. Kulaklık çıkışımız var altta. Üst tarafta ise SIM kart. Note 5'e benziyor. Note 5 gibi daha doğrusu diğer Samsung modellerinde olduğu gibi. Şöyle biraz daha yakın göstereyim. Evet. Üst kısımda hemen solda SIM kart yuvasını görülüyor. Sağ tarafta baktığımızda ise nelerimiz var? Ses açma kapama tuşu. Yine bir burada bir tuşumuz daha var. Hemen şurada yine bir başka tuşumuz daha var yan tarafta. Arka tarafta şöyle yakınlaştıralım biraz. Kameramız, parmak izi okuyucumuz, LED flaşımız ve diğer algılayıcılarımız da yine arka tarafta var. Bu pembe rengi çok şık olmuş bence leylak pembesi. Gerçekten de güzel görünüyor. Peki kutuda başka neler var? Hemen ona bakalım. Şöyle kenara alalım birazcık. Klasik olarak böyle işte kullanım kılavuzu vesaire olan ve aynı zamanda açma SIM kart yuvasını açmak için kullanacağımız metal bir aparatımız var. Bunun tasarımını biraz değiştirmişler. Standart bir tasarım değil bu. Bunu koyalım yerine. Şurada enteresan bir şey var. Bu Type-C bağlantısını standart bir USB çeviriyor. Telefona bir USB'den bir şey bağlayacağımız zaman klavye, fare vesaire gibi ya da bir USB bellek bu aksesuarı kullanabiliriz. Bunu haricen de satılıyor alabilirsiniz ama içinden çıkması güzel olmuş bence. Bir adaptörümüz var. Hemen şöyle göstereyim. Yan yüzünde. Samsung'un aslında uzun yıllardır kullandığı bu teknoloji bu. Adaptive Fast Charging yazıyor üzerinde. Başka neyimiz var? USB kablomuz. Type-C yine tabii ki. Hemen şuradan göstereyim. Kulaklık pedleri farklı boyutlarda. Onu da şöyle bir gösterelim kameradan. Ve kulaklığımız da burada. Kulak içi gayet güzel. Hatta çıkaralım şöyle. Şundan. Kulaklık. Kulak içi bir kulaklığımız da var. Gayet şık bir kulaklık olduğunu söyleyeyim. Ürün testlerine başladık. Hatta hemen kullanmaya da başladık. Onu söyleyeyim. Ve kısa bir süre sonra yaklaşık bir hafta 10 gün kullandıktan sonra detaylı bir inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirinizi teknolojioku.com adresine iletebileceğiniz gibi bu videonun altına da ekleyebilirsiniz. Yeni içeriklerde, farklı içeriklerde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.